TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteni ile karşınızdayız efendim. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Bakan Yumaklı, tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcileriyle buluştu. Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı başkanlık girişinde çiçekle karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Bakan Yumaklı'ya fuaye alanında dünya jeoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdirerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yani gördüğünüz dişin yandan görünüşü var orada. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç ve Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Başkan Büyükkılıç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Yumaklı'ya hizmetler ve projeler ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Bakan Yumaklı ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek tüm Kayseri halkına sevgilerini ve teşekkürlerini iletti. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı daha sonra belediye meclis salonunda sektör paydaşlarının da katıldığı toplantı gerçekleştirdi. Öncelikle cumanız mübarek olsun. Her birinize ayrı ayrı başta değerli bakanımız olmak üzere kendisine eşlik eden genel müdürlerimiz, bakan yardımcımız hoş geldiniz diyerek her birinizi bu güzel cuma günde sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretimin ve üreticinin yüzyılı sloganıyla başladıkları bu yolda üretim sahasını adım adım gezdiklerini anlattı. Hep sektörle beraber, siz kıymetli sektör paydaşlarıyla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü tarımın çok önemi büyük diye konuşurken ülkeler için milli güvenlik meselesi olduğunu da ifade ederken buna eş değerde, buna mütenasip bir kıymetin de elbette verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz üreticilerimiz, çiftçilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve mesai arkadaşlarımızla Tarım Orman Bakanlığı'nın geniş ailesiyle beraber sektörle el ele omuz omuza daha iyi ileriye, daha iyiye nasıl ulaşabiliriz? Onun gayreti içerisindeyiz. Başkan Memduh Büyükkılıç gençlerle bir araya geldi. Tecrübelerini paylaşan Başkan Büyükkılıç öğrencilerin taleplerini dinledi ve sorunlarını cevapladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlere yönelik projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Kadir Has Kongre Merkezi'nde Doğru Tercih Kampüs'te programında gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bir gencin gitar ile söylediği Gesi Bağları türküsüyle başlayan programda gençlere hitap eden Başkan Büyükkılıç, gençlere yönelik hizmetlerden bahsetti. 8, 9 ve 10 Mart'ta Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye'de ilk kez Erciyes'te düzenleneceğini söyledi. O şehre ait olma duygusuyla sağlamak adına önemsiyoruz, olanaklar hazırlıyoruz. Bu konuda da gayretimizi sürdürüyoruz. Çamaşır yıkama çok önemli bir konu. Gençlerimize fırsat veriyoruz. Onların çamaşırlarını ücretsiz yıkamak suretiyle hem vakitten kazanmalarını hem gurbet ellerde biz onlara fırsat veriyoruz. 75 bine yakın öğrencisi olan genç nüfus söz ediyoruz. Sizlere sahip çıkmak, yüreklendirmek bizim boynumuzun borcu. Kirada olan su parasının yarısını Kayseri Büyükşehir Belediye marifetiyle ödendiğini bilen kardeşlerimiz var mı? Bunların her biri bir hizmet. Ulaşım desteği, su parası desteği, kütüphanelerimizden çay, çorba, internet. Programda söz alan Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Can Bulut da Kaybis ile ilgili yeni düzenlemeler yapacaklarını belirtip bunlardan bahsetti. Başkan Büyükkılıç, Özağaç İş Sendikası Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Sendika üyeleri tarafından meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılanan Başkan Büyükkılıç, "Mevlam sizlere layık kılsın, sizleri seviyoruz." dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Özağaç İş Sendikası'nı ziyaret ederek Genel Başkan Tuncay Dolu'yla bir araya geldi.
Başkan Büyük Kılıç kapıda sendika üyeleri tarafından meşalelerle "İşte başkan, işte Kayseri" sloganları eşliğinde coşkuyla karşılandı. Islanmaya devam. Beraber yürüdüğümüz yollarda. Beraber ıslandık. Elhamdülillah. İşte başkan, işte Kayseri. İşte başkan, işte Kayseri. Genişletilmiş komite toplantısında sendika yönetimi ve üyeleriyle buluşan Başkan Büyük Kılıç, "Sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkarıyız" dedi. Bir sevdanan insanız. Kayseri, Allah'a şükür, büyük şehirler içerisinde yatırımlara en çok pay ayıran 30 büyük şehir içerisinde bir numaralı şehir. Bunu ben söylemiyorum. Tarafsız kuruluşlarla yapılan değerlendirmelerde. Mevlam inşallah sizlere layık kılsın. Biz sizleri seviyoruz. Sizlerin hizmetkarıyız. Sizlere minnettarız. Bizim kültürümüzde, inancımızda sizler gibi düşünen birisi olarak hayrun nas, halimun nas diyen Cenab-ı Allah'ın insanların hayırlısı, hizmetkarı olan emri gereğince sizlere yardımcı olma, sizlere faydalı olma, hizmetkar olma anlayışı içerisinde Allah'a kul olmaya çalışan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de ümmet olmaya çalışan bir kardeşinizin. Şimdi değerli başkanım, bir millet bahçesini hayata geçirdik. 1 milyon 260 bin metrekare Türkiye'de şu an için tek. Özağaç İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu da "Milli bir kişi dediğimiz zaman başkanımızı görüyoruz" dedi. Memduh Başkanım gibi Cumhur İttifakı adayı olarak milli ve manevi değerler içerisinde değerleri taşıyan adaylarımız her zaman desteklenecektir. Gerçekten başkanımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir belediyecilik yapıyorlar. Alt geçitler, üst geçitler sizin hayatınıza dokunacak şekilde tramvaylar her tarafa gidiyor. Dolayısıyla değerini de bilin arkadaşlar. Yani biz dışarıdan bir gözle bakıyoruz ve başkanımızın değerini çok iyi anlıyoruz. Milli bir kişi dediğimiz zaman başkanımızı görüyoruz. Manevi değerlere saygı olarak baktığımızda başkanımızı görüyoruz. Kayseri'nin evladı başkanımıza rekor bir oyla destek vereceğiz. Program sonunda çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Başkan Büyük Kılıç kentteki üretim gücü olan sanayicileri ziyaret ederek çalışan ve işverenle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyük Kılıç, Türkiye'deki en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarla çalışan ve işverenlerle kucaklaştı. Yol alıyoruz. Arkopa Ahşap Panel Fabrikası girişinde çiçeklerle karşılanan Başkan Büyük Kılıç, "Sizlere hizmet etmeye, dualarınızı almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sizler gerçekten 150'nin üzerinde ihracat yapılan bir şehrin 104 bin tane organizemizde çalışan kardeşlerimizin bir parçası olarak hem ülkemize hem şehrimize katma değer sağlıyor, üretiyor, ihracata vesile oluyorsunuz. Palancıoğlu ise sanayicilerin üretim noktasında önemine işaret ederek sanayicileri Allah'tan helalinden bol kazançlar nasip etmesi temennisinde bulundu. Başkan Büyük Kılıç daha sonra İpek Mobilya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan da "İlelebet bu şehirde huzur içerisinde yaşıyorsak bu merkezi ve özellikle yerel yönetimin çok büyük katkısı var" dedi. Allah razı olsun. Rabbim hizmetini devamlı nasip etsin. İnşallah. Biz takdir ediyoruz. Mevla da lütfunun sevabını hanesine yazacaktır. Amin. İlelebet bu şehirde huzur içinde yaşıyorsak biz sanayici olarak da öyle. Bu merkezi ve yerel yönetimin özellikle buradaki hizmetlerde yerel üretim çok büyük katkısı var. Hayırsever desteğiyle ilçeye çok sayıda okul kazandıran Melikgazi Belediyesi bunlara iki okul daha ekliyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan iki okul 24 Şubat Cumartesi günü açılacak. İlçeye hayırsever işbirliğiyle 5 yılda 21 adet okul kazandıran Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Keriman Erkan İlkokulu ve Doktor Rasime Erkan Anaokulu için 24 Şubat Cumartesi günü saat 12'de açılış törenini gerçekleştirecek. Hem ilkokul hem anaokulu olmak üzere iki okulu birden Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin hizmetine sunduklarını söyleyen
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 21 okul, 15 akıl küpü kütüphanesi, 3 teknoloji atölyesi, 2 öğrenci yurdu olmak üzere eğitim yatırımlarımıza önem verdik. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Keriman Erkan İlkokulu ve Doktor Rasim Erkan Anaokulumuzu tamamladık. 24 Şubat Cumartesi günü saat 12'de açılışını yaparak eğitim hayatına kazandırmış olacağız dedi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte mahallenin her geçen gün daha da güzelleştiğini belirten Başkan Palancıoğlu, birinci etap çalışmalarının tamamlanmak üzere, ikinci etap içinse ihale aşamasında olduğunu söyledi. Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun, Göksun ilçesi Doğan Konak Köyü Derneği'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Coşkun projelerini dernek üyeleriyle paylaştı. Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun, Göksun ilçesi Doğan Konak Köyü Derneği'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan adayı Baki Coşkun'u Doğan Konak Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Şahin ve köylüler karşıladı. Allah razı olsun, kendileri bir araya gelip burayı satın almışlar, bizlere de emanet ettiler. Dernek Başkanı İsmail Şahin, Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun'a ziyareti için teşekkür etti. Dernek Başkanı Şahin, Baki Coşkun'a da başarılar diledi. Bu anlamda hedefinizin de ülkeye hizmet etmek olduğunu biliyoruz. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Tekrar hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kendilerini ağırladığı için Doğan Konak Köyü Dernek Başkanı İsmail Şahin ve köylülere de teşekkür eden Baki Coşkun, seçilmesi durumunda yapacağı projelerden bahsetti. Evet, kıymetli büyüklerim, abilerim, kardeşlerim. Tabii insan kendi böyle elinde yetiştiği abilere, büyüklere konuşmak da gerçekten zor. Kendi belediyemizin elindeki evleri kendi vatandaşımıza, Duran Belcan'ın, efendim Halil Özçelik'in elinde oğluna, uşağına, kızına daha uygun fiyatlarda kiraya vereceğiz. Kira derdinden kurtardık. Düğün derdinden kurtardık. Az önce başka bir yerde ifade etmiştim. Bir gelin arabası kaldı. Onu da gelin makam arabasını verelim. Süslemesini de biz yapalım. Çoluğunuz çocuğunuz rahat bir şekilde evlensin. Bir yol yapımı 4 ay sürer mi? Bir gecede yapıyorlar. Hadi dediler ki altyapı da yaptık. Buraya efendim kanalizasyonunu yeniden döşedik. Suyunu yeniden döşedik de. Hadi bir hafta ver. Aha ben size vereyim 2 hafta. Onu da geçtik 1 ay olsun. Ya 3 ayda 4 ayda bir yol yapıyorlar. 2 kilometrelik 3 kilometrelik yolu 4 ay sürüyor. Dümdüz gidiyorum. Yani karşıma ev çıkıyor. Ya niye ev çıkıyor abi? Dümdüz yol yapamıyoruz. Bir caddenin başından sonuna kadar dümdüz ev olamaz mı? Maalesef bunları yapmıyorlar. Biz de diyoruz ki sokakları, caddeleri dümdüz olan, hiçbir şekilde kimseye rant sağlamadığı, imarın herkese eşit olarak uygulandığı bir şehir yapılanması kuracağız. Ziyaret karşılıklı soru cevap ile son buldu. Kocasinan Belediyesi sağlık alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Vatandaşlar son olarak Erkilet Osman Gazi Mahallesi'ne kazandırılan aile sağlığı merkezinden dolayı Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür ettiler. Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Osman Gazi Mahallesi'ne kazandırılan Celal Aysel Küçük Şahin Aile Sağlığı Merkezi büyük takdir topladı. Hayırsever desteğiyle Osman Gazi Mahallesi'ne kazandırılan Aile Sağlığı Merkezi'nin Kayseri'de ilk ve tek olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye model olduklarını söyledi. Çolak Bayraktar, sosyal belediyeciliği ön plana çıkartan önemli projelere imza attık ve bu doğrultuda mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri bir bir yerine getirdik dedi. Kayseri Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ramazan Benli ise Celal Aysel Küçük Şahin Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde 4 hekim ve 4 hemşire olmak üzere toplam 10 personel bulunduğunu söyledi. Hizmet veren doktor arkadaşlarımız TUS'u kazanıp, yani uzmanlık sınavını kazanıp aile hekimliği ihtisası yapan ihtisas süresinin bir dönemini burada geçiriyor. Bunun için Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ismi veriyoruz. Diğer taraftan bir hoca gözetiminde buradaki hizmetler hoca gözetiminde verildiği için ayrı bir yer oluyor.
Sağlık hizmetinden yararlanan mahalle sakinleri ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'a teşekkür ettiler. Memnun olduk hem yakınlık açısından. Evet. Hem de çoluğumuz çocuğumuz hastalanınca hemen evimizin yakınlığı açısından. Yani mutluyuz, sevindik. İyi bir hizmet gördüm ya. Evet. Vallahi personelin hepsi bana koşuştu. Beni kurtarmak için Allah razı olsun. Bize çok yakın, çok memnunuz sağlık hocamız, eczanemiz yakına geldi. Çok rahatız şimdi yani. Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelere yaptırdığı sosyal tesisler için seri açılışlar tüm hızıyla devam ediyor. Bunların üçüncüsü olan Koçcağız, Nur Hayat ve İrfan Yüce Sosyal Tesisinin açılış töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'a 5 yılda çok büyük emek verdik dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Koçcağız Nur Hayat ve İrfan Yüce Sosyal Tesisinin açılış törenine katıldı. Mahalle meydanında düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Koçcağız Muhtarı Mehmet Kütük, Başkan Yalçın'ın bütün köylerimize çok emeği var, çok teşekkür ederiz dedi. Bizler hizmete doyuramadınız. Ne istediysek ikilemediniz, verdiniz. Bunların en başında biz burada çiftçilik yapıyoruz. Çiftçi arkadaşlarımız burada. Alet, ekipman, ya bütün köylerimize çok emeğiniz var. Çok teşekkür ederiz. Daha sonra işte bir sosyal tesis istedik. Sağ olun. Onu da yaptınız. Çok da güzel oldu. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar. Burada biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Sosyal tesiste iş döşemesinde bazı hayırseverlerimiz yardımda bulundu. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani böyle bir yerde eksik kalan bir yeri tamamlamak ne güzel bir şey. Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sözlerine biz ne kadar tarım ve hayvancılığı desteklesek yeridir diyerek başlarken yaptıklarımızı uzun uzun anlatmaya gerek yok diye konuştu. Biz ne kadar tarım ve hayvancılık yapanı desteklesek yeridir. Desteklemeyi de her türlü Allah'a çok şükür yaptık. 30. senemi çalışıyorum belediyede, Büyükşehir Belediyesi. Son 5 yıldır buradayım. Ama ilk günden beri suyunda, kanalında, yolunda, sağlık ocağında, okulunda hepsinde çok şükür emeğim var. Ama son 5 yılda artık bir kere de burada aşağı yukarı bütün müdürlerimiz de burada. Onlara da teşekkür ediyorum. Hep beraber çok büyük emek verdik. Önce 49-50 makineyle köylere geldik. Ondan sonra da o ani ihtiyaçlarını giderdik. Sonra uzun vadeli ihtiyaçlarımızı tespit ettik, yapmaya gayret ettik. Şunu yapacağız, bunu yapacağız demeye gerek yok. Zaten muhtarların burada birçoğu Koçcağız'ın asfaltı gibi asfalt isteriz diyorlar. Konuşmaların ardından Koçcağız Muhtarı Mehmet Kütük ve mahalle sakinleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a aspir yağı, ceviz, bal, elma ve yumurtadan oluşan yöresel ürün sepeti hediye ederken, sosyal tesis edilen dualarla kurdelesi kesilerek hizmete girdi. Seçim çalışmaları kapsamında ilçede bulunan sanayi esnafını ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk talepleri dinledi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk seçim çalışmaları kapsamında ilçenin yeni sanayi bölgesinde hizmet veren esnafları ziyaret etti. Burada talepleri dinleyen Başkan Öztürk ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Yahyalı sanayisinin güçlendirilmesi ve esnafların desteklenmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Birlik beraberlik çağrısında bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yerel ekonominin güçlenmesi için esnaflarımıza her türlü desteği sağlayacağız dedi. Vallahi.
Yahyalı Belediyesi'ne bağlı ekipler zamanla deforme olan yollarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Yahyalı Belediyesi'ne 1,5 milyon euro bedelle kazandırılan asfalt plantiyle deforme olan yollar sıcak asfaltla kaplanıyor, altyapı ve üst yapı çalışmaları daha seri bir şekilde tamamlanıyor. Uzun bir planlama ve çalışmanın ardından Yahyalı Belediyesi olarak asfalt plantini kullanıma açmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, asfalt plantiyle ilçenin altyapısının daha da güçlendiğini, bölgenin gelişimine katkı sağlandığını belirtti. Öztürk, bu tesis ilçemizdeki tüm yolların modernize edilmesini sağlayacak, böylece ulaşım altyapımızı daha güvenli ve konforlu hale getirecek. Ancak sadece yerel altyapıyı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda asfaltın bölgedeki diğer ilçe ve şehirlere satışıyla da gelir elde edeceğiz. Bu da ilçemizin ekonomik büyümesine ve istihdam olanaklarının artmasına katkı sağlayacak önemli bir adımdır. Yahyalı Belediyesi olarak ilçemizin gelişimi ve halkımızın refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Asfalt plantimizin hayırlı olmasını diliyor tüm ilçe sakinlerimizi, bu önemli projeye destek vermeye ve birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmeye davet ediyorum, dedi. Kayseri'de bir inşaatta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölge ekipler sevk edildi. Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle bölge dumanların etkisinde kalırken bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda yangın söndürüldü. Öte yandan herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi. Efendim, seçim yaklaşırken siyasiler de vatandaşlardan o istiyor. Seçimin en büyük etkileyici kesim olan emekli ise durumundan hiç memnun değil. Emekli ikramiyesi ve maaşlarını beğenmeyen emekliler bunun karşılığının da sandıktan çıkacağını belirtiyor. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Seçmen yerel yöneticilerini sandıkta seçecek. Seçim yaklaşırken siyasiler de vatandaşlardan oy bekliyor. Seçimin kaderini ise emeklinin tutumu belirleyecek. Kayseri'deki emeklilerse ne ikramiyeden ne de maaşlarından memnun. Vallahi bir şey düşünmüyorum kardeşim. Ben buna da vermeyeceğim yani. Vermeyeceğim. Ben saadete vereceğim. Yani bitti gari. 200 lira da verse vermeyeceğim. Yok. Neden peki? Yok. Bizi gece kandırdı. Yapacak bir şey yok. Vallahi ben zaten kök aylığımı düşürdü. Ben önce 25 milyon aylık almam gerekirdi. Vermeyeceğim. Vallahi öyle de olsa acık, öyle de olsa acık. 2000'de de 3000'de. 2000 zamanında o 1000 lira 17 kilo et ediyormuş. Şimdi 3000 lira 7 kilo et ediyor. Gerisini siz düşünün. En az 7500 lira olması gerekir. Çünkü ben ilk emekli olduğumda asgari ücretin üstündeydi. İlk emekli olduğumda asgari ücretin üstündeydi emekli maaşı. Düşüre düşüre Tayyip yiye yiye bu duruma getirdi, şükür Allah razı olsun. Piyasadaki durumlar çok pahalı. Alım gücü olmuyor. Emekliler gerçekten çok zor durumda. Yukarıdakiler bilmiyor. Nasıl diliyorsa buraları gezseler, görseler, şu piyasaları bir görseler ne kadar pahalı olduğunu, ne kadar şey olduğunu. Ben anlamıyorum. Sokağa insinler, gezsinler, dolaşsınlar ya. 3000 TL kendilerine gelince çok. 3000 TL kendilerine gelince çok. Nasıl düşünüyorsunuz bu karar hakkında? Karar vahim yani. Olacak tabii. Nasıl olacak? Sandıkta yansıyacak. 10.000 TL ile geçinmenin mümkün olmadığını ama hükümetin kendilerine bunu reva gördüğünü belirten emekliler, kendilerini düşünmeyenleri sandıkta kendilerinin de düşünmeyeceğini belirtiyor. Çok para verdiler. Allah var ya, işleri gücleri rast gelsin. Memura seyyanen zamı bir gecede yapıyorlar 8.000 lira. Bize de 1.000 lira veriyorlar emekli şey bayram ikramiyesi. Ne güzel para, biz bunu nasıl harcayacak, nerede harcayacak bilemiyorum yani. Euro mu yaptırsak, dolar mı yaptırsak, bizle dalga geçiyorlar resmen. Ama biz yaptık bunu. Biz oylarımızı verdikçe bu adam böyle yaptı. Bir seherde boynunun kütüğünde görür oyu. Peki 31 Mart'ta bir yerel seçim olacak. Bunların etkisi olacak mı? Vermem abi. Oyumu Tayyip Erdoğan'a vermem. Açıktan duysun da. Vermeyeceğim de. Emekliyim. Bir ev kirası 10 lira, benim maaşım 10 lira. Ben ne yapayım? Ne yiyeyim, ne içeyim? Hırsızlık mı yapayım? Haydutluk mu yapayım?
Başka ne yapayım? Bana bir yol göstersin. Bir simit olmuş 10 lira. Bir simit. Yani simit yesek bu parayı anca dolduruyor. Ev kirasını nereden alacağız biz? Bitti abi. 2000 liradan 3000 liraya çıkartıldı. Şimdi Tayyip Erdoğan reklam yapmış orada. Hazırız, daima hazırız. Acaba indirecek mi emekli maaşlarını, çıkaracak mı? Onu merak ediyorum. Neye hazır acaba? Bunlara yansır mı yansımaz mı? Rey de belli olur. Selahiyet birince belli olur. Yansıyacak. Gidecek başka ne? Ya kendine dikkat edin. %100 zam yapıyor. Emekli geleceğiz yok. Neymiş? Para yokmuş. Kendine vardı. Bir milletvekilleri 5 maaş alanlar var. Onlara sesi çıkmıyor da. Emekliye mi ses çıkıyor? Burada bak çoğu yaşlı insanlar var. Hepsine soruyorum. Kardeşim geçinebiliyor musunuz? 10 bin lira. Geçinebiliyor musunuz kardeşim? Geçinebiliyor musunuz? Emeklilerde oy var mı kardeşim? Bende yok oy kardeşim. Benim babam emekli. 7 milyar kira veriyor. O Aşim peynir sordum 200 milyondur. Şu kadar ha. 2 lira. Kirası 15 liraysa bir emeklinin maaşı 10 liraysa bunun sayın devlet büyüklerimizden düzeltilmesini genellikle arz ve rica ediyoruz. Bizim talebimiz genelde bu yönde. Ya ben ikramiye istemiyorum. Maaşımı düzgün versinler. Ek iş aramadan çalışabilecek güç kalmadı artık. Yaşlandık. Daha halen ek işte çalışıyor. Onu da bulabilirsek. Allah'tan korusunlar. Ben bir şey demiyorum. Evet. Kahve çalışmıyorsan çoluğu şu yuvadan uçurmuşsun. Kira gelirin bir şeyin var. 6 senelik emekliyim. 10 bin lirayla geçenin mi? Bir soğan 30 lira. Daha 30 lira bir soğan, acı soğan. Daha vereceği kaldı mı bunun? O 20 senedir aramızda satacak Türkiye'yi, kaçacak bu. Vallahi bizi kandırıyorlar. Çünkü biz askeri ücret 11.400 iken biz 7.5 alıyorduk. Aramızda 3.5 vardı, şimdi oldu aramızda 7. Bu hak değil. Yani bu kararı olumsuz mu buluyorsunuz? Olumsuz görüyorum tabii. Ne bekliyordunuz? Bana bakma, benim eşim emekli, beni besliyor ama tek aylık olup da ev geçindirenler var. Kandıkta. Yansıyacak tabii. Nasıl yansıyacak? Vallahi bizi akraba mecbur AK Parti'ye atacak da atmayanlar çok. Ligde Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek aylar sonra galibiyetle tanışan Kayserispor rotayı şimdi Ankara Gücü maçına çevirdi. Karşılaşma cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Ankara Gücü'nü konuk edecek Kayserispor'da neşe hakim. Tesislerde yapılan çalışmalarda Ankara Gücü maçına hazırlanan oyuncular, Başakşehir karşısında alınan galibiyetin daha da anlam kazanması için seri galibiyetler yakalamak istiyor. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, cumartesi günü oynayacakları Ankara Gücü maçını kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Karşılaşma 24 Şubat cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak. Maçı Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu. Geride kalan 26 haftada Kayserispor 32 puan topladı ve 11. sırada yer aldı. Efendim, haber detaylarımızı aktardık. 19 ana haber bülteni burada noktaladık. Mutlu hafta sonları, tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.